Arkadaşlar burada Samsara'yı anlatan bir görsel var. Bu mandala ya da tanka değil. Bu bir görsel. Yine meditatif halde çizilmiş bir görsel. Samsara döngüsü, yani hayatın döngüsünü anlatan bir görsel. Hayatın döngüsüne baktığımızda yine çember içine hapsedilmiş görseller var burada ve bu görsellerin her birinin bir anlamı var. Altı parçaya ayrılmış. Üst 3 ve alt 3 şeklinde. Alt 3'e baktığımızda yaratılışın ilk anına ve insanların hayvani güdüleri olarak burada görsel yapılmış. Yani burası cehennemi simgeliyor. Görsellerde gördüğünüz üzere. Olumsuz duygularımız, öfke, kin, hırs, gördüğünüz gibi. Hırs, kontrolsüz haller. Burada gördüğünüz görsellerdeki cehennemi ve ateşi görüyorsunuz burada. Bu olumsuz duygularımız, olumsuz hallerimiz, yenmemiz gereken 8 farklı huyumuz olarak söylüyor bunu öğretideki, yani Budist öğretideki insanlar. Bu huylar insanda var olduğu müddetçe böyle bir tabloya neden olur hayatında. Ve yandaki tabloda da içgüdüsel yaşayan, yan tarafta içgüdüsel yaşayan, hakikati görmeyen gördüğünüz gibi. Yine burada şey var, cehennem görseli var. İçgüdüsel yaşayan, hakikati görmeyen, yani ruhsal mentalitesi çok aşağılarda dolaşan, alt çakralarda dolaşan onlara göre görseli sembolize ediyor. Burada da aynı şekilde, burada hayvanlar var. Hayvani, burada duygu yok şu alanda. Yukarıda baktığımızda kötü huylarımız, hayvani dürtülerimiz, öfke, kin, kibir halleri sembolize ediyor. Bu alt üç görsel olumsuz taraflar ve alt duygular. Yukarıya doğru çıktığımızda yukarıdaki görseller artık bir takım gerçeklerin farkına varmış ve kendi merkezine dönmüş olan insanlar. Yani kötü karmasını, olumsuz özelliklerini bir diğer anlamda, bizim anladığımız anlamda. Olumsuz özelliklerini arındırmış olan insanlar, gördüğünüz gibi, yani alttakilerden geçip kademe kademe yukarıya çıktığında aydınlanmış varlıklar olmaya başlıyorlar. Yukarıda aydınlanmış varlıkların ritüellerini ve görsellerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şuradaki balta kötü olan huylarınızın kesmek, atmayı sembolize ediyor. Ve burada en üst noktada da Tanrı var, ilahi plan var ve yaratılış var. Yaratılışın basamakları gördüğünüz gibi burada 4 var, burada 3 basamak var. 7 kademeli sıralanmış. Ve yukarıda aydınlanmış varlıklar var. Şuradaki görsellerde. Ve en üstte de bu Samsara'yı tekerleğini tutan ölüm tanrısı var. Ölüm tanrısı her şeyi görür ve sizin de onun gibi her şeyi görebilmeniz için, yani üçüncü gözünüzün açılabilmesi için şuradaki burayla bağlantıda olmanız gerekiyor diyor. Şurada bir bağlantı hattı var. Bunu anlayabilmeniz için şu hakikati anlamanız gerekiyor diyor. Ve yukarıda ölüm tanrısının en üstünde, üst planda aydınlanmış varlıklar var. Üstatlar, aydınlanmış varlıklar. Ve burada aşağıya doğru indiğimizde yine görselin aşağısında ayak tabanlarının altında, yani hayatın akışı içinde adım attığınız şeyler çok önemli. Neye doğru adım atıyorsunuz? Bu da Samsara tekerleğini sembolize ediyor. Sen bu çemberin neresindeysen ona göre bir adım atarsın. Her iki tarafta da öyle. Bu bir sembol. Ve Samsara tekerleğinin altında cehennemi sembolize eden görseller var. Bu tarafta da aynı cehennem sembolize ediliyor. Eğer sen olumsuz duygularla dolaşan bir insansan, ayakların oralara basıyorsa cehennemde yaşarsın yeryüzünde diyor. Ve tam ortada da aydınlanmış ve her şeyin sahibi yaratılışın içindeki ve lotus çiçeğin üzerinde oturan aydınlanmış varlık var aşağı görselde. Ve bütün bunların arasında aydınlanma mümkün. Yani kendi gerçeğinin farkına varma hakikati mümkün. Bunu demek istiyor. Ve şurada çiçekler var. Bu çiçeklerin anlamı çok derin bir anlamı olduğunu söyledi demin arkadaşımız bize anlatırken. Çiçekler bir bitkinin
Titreşimin en yüksek olduğu anda çiçek açar. Titreşimin en yüksek olduğu anda olayın tezahür etmesi burada bu görselle anlatılmış. Yüksek titreşimli bir durum var anlamına geliyor bu. Ve tam merkezinde de sağ taraf samsara tekerleğinin özeti gibi olumsuz hayvani duygular ve sol tarafta da aydınlanmış üst varlıklar, insanlar yani var. Bu bir çember tamamlanmayı sembol ediyor ve çemberin merkezinde de kuş, işte bir yılan, kuş, yılan, samsara tekerleğinin içindeki ve aslana benziyor, aslan gibi sanki. Üç hayvan figürü var. Bu merkezimiz, yani merkezimize dönmek için bu özelliklerimizi aşmamız gerekiyor ki merkeze gelelim. Merkeze gelemezsek bu taraf buraya gidiyor, diğer tarafsa bu tarafa gidiyor. Seçim size ait ve sizin tercihlerinize bağlı. Görselin anlatmak istediği şey şu: siz neyi seçiyorsunuz? Hayat bir seçim. Yukarıya doğru çıkarsınız ya da aşağıya doğru inersiniz. Bu bir seçimdir. Size bağlı her şey. 谢谢我的可以两百